Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aaron Nimzowitz'in Benim Sistemim adlı kitabının 29. çalışma videosuyla sizlerle birlikteyiz. Tabii ki de diyagramlı oyunlar kısmının 29. çalışma videosuyla sizlerle birlikteyiz. Çünkü Benim Sistemim çalışmasını toplam 27 videoda halletmiştik. Konu anlatım kısımlarını tamamen bitirmiştik. Şimdi ise kitabın son kısmında bulunan 50 adet diyagramlı oyunu, her bir videoda bir diyagramlı oyun olacak şekilde Aaron Nimzowitz'in analizleriyle sizleri buluşturuyorduk. Bu diyagramlı oyun serisinin ise şu anda 29. videosuyla sizlerle birlikteyiz. 29. videomuzda ise 34. diyagramlı oyunu inceleyecek Aaron Nimzowitz. Biz de sizlere bu incelenmiş, analiz edilmiş oyunu sizlere aktarmaya çalışacağız. 34. diyagramlı oyunda beyazlarda Aaron Nimzowitz var. Siyahlarda ise Marquis var, 1925 yılına ait bir oyun. Bakalım beyazlarda Aaron Nimzowitz, siyahlarda Marquis nasıl oynamış? Videomuza ve oyunumuza geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim. Ve buyurun bakalım Nimzowitz'i dinleyelim söz. Nimzowitz'de Bingeç yapının oluşturduğu baskı ile alakalı bir oyunmuş. Siyahların Bingeç piyonları nedeniyle baskı altında kalmasıyla alakalı güzel bir örnek oyun arkadaşlar. Ve beyazlar finali çok güzel yapıyor. At F3 ile başlamış Nimzowitz. D5'ten sonra B3 ki fil B2 oynanacak. C5'ten sonra ise önce E3 çünkü D4 sürüşünün yapılmasını istemiyor siyahlar. At C6'dan sonra ise fil B2 şimdi geliyor. Fil G4 at açması alındı. H3 ile fileli kış. Fil çarpı F3. Vezir çarpı F3 ile birlikte. Vezir belki istenmeyen bir yerden oyuna girdi ama girmiş oldu. E5 sürüşü ile birlikte siyahlar merkezde iyi bir yapıya sahip oldu diyebiliriz. Fil B5 hamlesiyle birlikte ise siyahların C6 atı açması alınmış oldu. Ve şimdi hamle vezir D6. Baktığımız zaman arkadaşlar vezir D6 hamlesi piyonu tutmaya yönelik bir hamle gibi görünüyor. Çünkü kalkıp da beyazlar fil çarpı C6 yaptığında vezir çarpı C6 yapamayacaksınız. Çünkü bu vezirin görevi E5 piyonu tutmak. Fil çünkü E5'e bakıyor. Bu nedenden dolayı fil çarpı C6 hamlesi de vezir çarpı C6 hamlesi olmayacak. Doğrudan doğruya B çarpı C6 hamlesi olacak. Ama Nimzowitz diyor ki çok acele olur. Şu merkezdeki piyonların yapısıyla C6'ya bir piyon taşınırsa bu durumda siyahların merkezi çok kuvvetli olur. Ve bu oluşacak duble siyahlara fayda sağlar. Zarar vermez. O nedenden dolayı henüz acele etmiyor fil çarpı C6'ya ve hamlesini E4 olarak yapıyor. E4 hamlesiyle birlikte Nimzowitz de farkında, kalkıp da D çarpı E4 yapmayacak, sürecek. İşte sürdükten sonra artık burada bir duble oluşturulabilir diye düşünüyor. D4 hamlesinden sonra önce at A3, at A3'ten sonra C4'e gelme fikirleri var. Şimdi F6 sürüşünü ise ki E5 piyonunu korumaya yönelik bir hamledir arkadaşlar. Çünkü E5 piyonu buradaki kırışmalardan sonra zayıflayacaktır. Buna da önce at C4 ver veziri. Vezir D7'ye kaçtıktan sonra ise şah kanadında bulunan piyonların yapısının zayıflatılması için vezir H5 bir ara şah hamlesi. G6 sürüşü geldikten sonra ki piyonlar nasıl zayıfladı görüyoruz. Vezir F3'e geri dönüyor. Şimdi vezir C7 hamlesi karşılığında ki bu at az önce vezirin de açmasına girmişti. Şimdi vezirden kurtarılıyor. Belki uzun rok hamlesinden sonra ikinci kere açmazdan kurtarılacak. Beyazlar siyahların uzun rok hamlesini engellemek için vezir G4 oynuyorlar. Ve şimdi uzun rok engellenmiştir. Aynı zamanda vezir E6 da istenmektedir. Baktı ki kısa rok yapma ihtimali yok, piyon yapısı kötü ki filler atlar daha çıkmamış. E uzun rok yapma ihtimali de yok. Bari diyor şahımı oynayayım ve şah F7 ile birlikte hem vezirin E6'ya gelmesi engelleniyor hem de şahın görece biraz daha güvenli bir konumda yer edinmesini arzuluyor siyahlar. F4 sürüşü ile birlikte artık şahın konumunda kötü olmasından faydalanacak. Ki kale için F6 açılırsa rakip şah da F6'ında olduğu için muazzam bir konum oluşacak. Burada siyahlar battı balık yan gider diye H5 ile veziri püskürtmeye çalışıyor. Vezir F3 hamlesinden sonra ise E çarpı F4 ve buna da arkadaşlar tabii ki de vezir alınmıyor ama işte şimdi tam sırası diyor. Beyazlar ve fil çarpı C6 oynuyor. Arkadaşlar burada vezir çarpı C6 almak
bingeç piyon, duble piyon yapısını engellese de çok kötü bir hamle. Niçin çok kötü hamle olduğunu gösterelim. Vezir çarpı c6 alındığı vakit o zaman beyazın hamlesi vezir çarpı f4 ve piyonun aşmazda kalmasından da yararlanarak at e5 isteniyor. Bu at e5'i engellemek için siyahlar eğer ki kale e8 oynarsa da işte şimdi beyazın hamlesi geliyor. Kısa rok hamlesi. Kısa rok hamlesiyle birlikte f6 piyonuna da bir baskı söz konusu. Tabii ki burada bu piyon sanki boşta gibi hem vezir tarafından hem de kale tarafından tehdit edildiğini görüyoruz. Eğer ki alınırsa çok büyük felaket oluyor arkadaşlar. Vezirle de alınırsa da kaleyle de alınırsa çok büyük felaketler oluyor. Zaten kaleyle alınması niçin felaket oluşturuyor gösterelim. Kare çarpı e4 yapılırsa o zaman at e5 geliyor. Ver şunu, ver veziri. Piyon açmazlı olduğu için yenilemeyecek zaten. Kale atı aldığı zaman yine piyon açmazdan yararlanarak kalite kazancı var. Kale çarpı e5 ve vezir çarpı e5'e birlikte piyon alamıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde bir kalite kazancı gündeme geliyor. Peki kaleyle alınmasın. Acaba vezirle alınca ne oluyor? Vezir çarpı e4'de yine güzel bir kombinasyon var. Orada vezir c7 ver şahı. Vezir e7 kapatırsa zaten kale kapatırsa tam bir skandal olur. Çünkü burada da at d6 gündeme geliyor. O nedenden dolayı çok büyük sıkıntı oluyor. Burada vezirle arasını kapattığını düşünürsek de at d6 ver şahı ver kaleyi şeklinde bir hamle oluyor. Şah g7'ye katınca da at çarpı e8 ver şahı oluyor ve doğrudan doğruya kale kazancıyla sonuçlanıyor. O nedenden dolayı buradaki piyon alınmamalı. Evet, alınmamalı. Daha doğrusu vezirle o fil alınmamalı. B çarpı c6 ile siyahlar bingeç'e izin vermek zorunda. Piyon yapısı çok kötü. Hem burada duble var hem orada duble var. Gerçekten kötü kalmış durumda siyahlar. Kısa rok hamlesiyle birlikte f4'de bir baskı söz konusu. G5 ile f4 piyonu korundu. Şimdi c3 sürüşüyle birlikte artık dağılmış olan merkezi İyice dağıtmaya çalışıyor beyazlar. Çünkü arkadaşlar bu piyonun da gitmesi durumunda izole, hem duble hem izole. Yalnızca şah tarafında ilerlemiş piyonlar kalacak ki bir tanesi duble olmuş olacak. Kesinlikle zaten beyazlar siyahlar yemezse c çarpı d4 almayacaklar tabii ki. Çünkü siyahların duble piyon yapısını düzeltmesini istemeyecekler. Kale d8'den sonra dediğimiz gibi c çarpı d4 çok kötü bir hamle olur. O yüzden yapmıyor. Kale A'dan E1, E4'ü destekleyen bir hamle. Şimdi at E7 hamlesi neyse ki bu at ilerleyen zamanlarda bu piyonun sürülmesi ihtimaline binaen ki zaten kale E1'e niçin geldi? E5 sürüşünü gerçekleştirmek için geldi. E5'ten sonra at bu aralara girmeyi isteyecek. Şimdi hamle E5'ten sonra at F5 oynanıyor. C çarpı D4 şimdi alınıyor. Çünkü arkadaşlar artık piyonu alınsa bile çok fazla bir fayda vermeyecek. Dubleden kurtulunmayacak yani. Burada da at çarpı D4 hamlesinden sonra ise vezir E4. Vezir rakibin zayıf olan beyaz karelerini kontrol altına almaya çalışıyor. Fil E7 hamlesinden sonra ise şimdi hamle yine çok güzel. H4 geliyor. Beyazlar taşlarını yanlış yerlere koymak zorunda kalan siyahların konumunu parçalamaya çalışıyor. Zaten vezir kanadında bir zayıflık söz konusu siyahların. Bu zayıflığı şah kanadına taşımak istiyor. Şimdi herhangi bir şekilde G çarpı H4 alınırsa hem duble olacak hem de F4 piyonu çok zayıflamış olacak ve kale ya da vezir tarafından alınmış olacak. Özellikle beyazların kalesinin bulunduğu konuma ve vezirin bulunduğu konuma baktığımız zaman rakip şaha ciddi bir saldırı imkanı var. Vezir D7 oynandıktan sonra E çarpı F6, fil çarpı F6 hamlesinden sonra ise H çarpı G5. Tabii ki de arkadaşlar fil çarpı G5 mümkün değil çünkü şah vezir çatalı geliyor. O nedenden dolayı fil G7'ye kaçınca da yine de hamle sırası beyazların. Beyazlar at E5 oynuyor. Niçin? Oradaki fili oradan kaldırmak istiyorlar. Ver şöyle ver veziri. Fil çarpı E5 zorunlu. Fil çarpı E5. Vezir çarpı E5. Ve şimdi vezir F6 tehdittir arkadaşlar. Vezir F6 tehdidini nasıl engelleyeceksin? Engelleme ihtimali yok. Hani vezirle falan engelleyemiyorsun. Çünkü burada alacak yani doğrudan doğruya. O nedenden dolayı bu olmuyor. Pek mümkün olmuyor. Gözükmüyor. Aynı zamanda vezirin C5 piyonuna baktığını unutmayalım arkadaşlar. Ve aynı zamanda beyazın G5 piyonunun da artık bir geçer piyon olduğunu unutmayalım. Kalenin aynı zamanda F4 piyonunu istediğini de unutmayalım. Beyazın türlü türlü hamleleri var. Kale H'dan E8 vezir istemiş. Vezir F6 önce bir şah. Şah G8. Vezir G6. H5 piyonunu şahlı bir şekilde almaya çalışıyor. Şah H8'den sonra ise vezir çarpı H5 şah. Şah G8. Vezir G6 şah. Şah H8 hamlesinden sonra ise işte beyazlar öldürücü darbeyi yapıyor ve B4 hamlesini yapıyor. Durumu değerlendirelim. G5 piyonu geçer bir piyondur.
F4 piyonu rahatlıkla beyazlar tarafından alınabilir. Aynı zamanda E8'den bir kırışmaya gitme ihtimali zaten mevcut. At açmazdadır. B4 sürüşüyle birlikte C çarp B4 mümkün değil arkadaşlar. Çünkü atın bu sefer hiç koruması kalmayacak ve beyazlar tüm gücüyle bu ata saldırmaya başlayacak. Açmazdan kazanmaya çalışacaklar. Bu nedenden dolayı C5 piyonu şu anda korunmaya muhtaç bir piyondur. Düşmeye ihtimali çok yüksek olan bir piyondur. D piyonu ilerleyen zamanlarda beyaz için güçlü bir taş haline gelecek. Çünkü buradaki dubleler zayıf olduğu için hem de izole olduğu için buradaki piyonlar toplandıktan sonra D piyonu da geçer piyon hale gelecektir. Zaten siyahlar konumunun iğrenç olduğunu görerek doğrudan doğruya terk etmişler beyazlarda. Aron Nimzowicz 1925 yılında oynanan ve bingeç piyon yapısının sıkıntılarıyla alakalı olan bu oyunu güzel bir şekilde kazanmış ve bizler için analiz etmiş kitabında kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Katıl butonu tıklayarak da YouTube kanalımıza destek verebilirsiniz diyelim. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç diyenlerden olmanızı bir dile. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.